70'li yılların en unutulmaz filmleri orada çekildi. Akıllarda yer etmiş birçok sahneye ev sahipliği yaptı. Görünce hatırlayacaksınız muhtemelen. Kumburgaz'daki meşhur köşkten bahsediyoruz. Şark Bülbülü, Aile Şerefi gibi Yeşilçam'ın sevilen birçok filminin çekildiği o köşk şu sıralar yeni alıcısını bekliyor. Şaban! He? Ne var? Bura benim odam mı? Evet efendim. İyi istirahatler. Pamuk gibi yatak. Ulan Şaban, vallahi cennete düştün sen. Oktay. Münir Özkul, Ayşen Guruda, Kemal Sunal, her birinin hatırası saklı bu köşkte. Onlar türlü karakterlere Kumburgaz'daki işte bu köşkte hayat verdi. Şark Bülbülü, Aile Şerefi ve daha nicesi. Unutulmaz Yeşilçam filmlerinin en çok tercih edilen mekanlarından biri olan o köşk satışa çıkarıldı. Köşke biçilen değer tamı tamına 19 milyon lira. Kemal Sunal, Şark Bülbülü filmindeki karakteriyle Şaban, o zamanlar çok sevdiği Hatice'sine kavuşabilmek için köyünden kalkıp İstanbul'un yolunu tutmuştu. O zamanlarda karşısına işte bu köşk çıktı ve Şaban'ın bu kapıyı açmasıyla tüm hayatı değişti. Seni işe aldım Şaban. Ayda 10 bin lira maaş. Ne? Allah Allah. Mazlumun yerine işe girdi. Odasını gösteriver. Buyurun. Yatağı paslanmış, perdesi ise yırtılmış olsa da bir zamanlar Kemal Sunal'ın patronu tarafından istirahat edilmesi için gönderildiği oda işte burası. Şaban işte bu havuzun başında başladı esmerim şarkısını söylemeye. Haleloy loy loy loy, kibar yârim esmerim oy. Haleloy loy loy loy, kibar yârim esmerim. İşte bu şarkı sayesinde bu havuzun başında kazandığı o paralarla çok sevdiği Hatice'sine kavuştu. Hatice, hiç merak etme. Kısa zamanda başlık parası tamamdır. Ve Aile Şerefi filmin kötü kalpli zengin çocuğu Oktay da bu köşkte yaşıyordu. Ve yine bu köşkte sevdiği kızın babası tarafından, Rıza yani Münir Özkul tarafından işte tam da burada öldürüldü. Oktay! Baba! Oktay! 14 Eylül'de yapılacak açık artırma sonrası köşk yeni sahibini bulacak.